Merhabalar. Düzgün 400'ünün ayrıtlarının boyanması ile ilgili problemlerimize devam ediyoruz. Önceki videomuzda yine ayrıtları boyamıştık ancak düzgün 400'ünün döndürülmesi sonucu biri diğerinden elde edilen boyamaların özdeş kabulü ile bu boyamaların sayısını bulmuştuk. Bu videoda ise hem döndürmeler hem de yansımalar sonucu biri diğerinden elde edilebilen boyamalar özdeş kabul edilecek. Şimdi buna bakalım. Problemimizi görmüş olalım. N farklı renge sahibiz. Bir düzgün 400'ünün ayrıtları bu renkler kullanılarak boyanacaktır. 400'ünün döndürülmesi veya bir düzleme göre yansıması sonucu biri diğerinden elde edilen boyamalar özdeş kabul edildiğine göre A şıkkında kaç farklı boyama yapılabileceğini N türünden belirleyiniz diyor. B şıkkında ise eniştir 6 farklı renge sahipse ki 6 tane ayrıtımız var buna dikkat edelim. Her rengin tam bir kez kullanıldığı kaç farklı boyama vardır diye soruluyor. Şimdi düzgün 400'ümüz bu olsun. Burada ayrıtlara numaralar verelim boyayacağımız ayrıtlara. Şu şekilde 1, 2, 3, 4. Mavi olanı 5 ile gösteriyorum. Sarıyı 2 ile göstermiştim. Yeşili de 6 ile gösterelim. Bu şekilde harflendirmiş olalım. Düzgün 400'lü ile ilgili döndürme ve yansıma fonksiyonlarımızın sayısının biz 24 tane olduğunu biliyoruz. Köşelerimize de ABCD olarak isimler vermiş olalım. Önceki videolardan da hatırlayacağımız gibi bunlar da incelenebilir. Bu 24 tane dönüşüm nelerdi? Onları söyleyelim. Örneğin bir tanesi A noktasından geçen ve BCD eşkenar üçgeninin ağırlık merkezinden geçen doğru etrafında şeklimizi 120 derece ve 240 derece döndürmelerimiz vardı. Bunlar yine yapıyı korumuş oluyorlar. Peki bu 120 derece döndürme ve 240 derece döndürme buradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayılarını hangileriyle eşleştiriyor? Kimi nereye götürüyor? Bunlara bakmamız lazım. Yine A için yaptığımız şeyleri B köşesi, C ve D köşeleri için de yapabiliriz. Ve diğer dönüşümlerimiz de var. Yine döndürme ve yansımalarımız var. Bu 24 tane için her birini incelememiz gerekiyor. Şimdi bunları yazalım. Örneğin A noktası etrafında 120 derece döndürmüş olalım ve tabi nokta etrafında döndürüyoruz diyoruz ama aslında bir doğru etrafında çeviriyoruz. A noktasından geçen ve BCD eşkenar üçgenin ağırlık merkezinden geçen doğru etrafında şeklimizi 120 derece döndürelim. Bu durumda 1, 3'ün olduğu yere, 3 ayrıtı 5'in olduğu yere, 5'te tekrar 1'in olduğu yere gelecektir. Bu şekilde uzunluğu 3 olan bir devir yazmış olduk. Şimdi aynı durumda yine diğer sayılara bakabiliriz. Bu durumda 2, 4, 6 da kendi arasında yer değiştirmiş oluyorlar. A2 de 120 derecelik döndürme olsun. Bu durumda ters yönde 120 diye de bakabilirsiniz 240 derece döndürmeye. 1 5'e 5 3'e 3 de tekrar 1'e gelecektir. 2 6'nın yerine 6 4'ün 4 de 2'nin yerine gelecektir. A2 ile bu şekilde elde etmiş olduk. Biz Burnside lemmasını uygularken bu ayrık devirlerin kaç tane işte çarpımından oluştuğu bizim için önemliydi fix değerlerini hesaplarken. Örneğin E için fix değerini hesaplarken en üzeri 6 buluyorduk hatırlarsanız. O yüzden diğer köşeler için de teker teker burada yazmaya gerek yok. B, C ve D için de yine uzunlukları 3 olan 2 aylık devirin çarpımından oluşacaktır diyebiliriz. Bu şekilde yazmış olalım. Mesela D2 de yine D köşesinden geçen ve ABC eşkenar üçgenin ağırlık merkezinden geçen doğru etrafında 240 derecelik bir döndürme olsun. D1 de 120 derecelik döndürme olsun. Bu şekilde elde etmiş olalım. Bir başka dönüşüm de örneğin bu şekilde A ve C köşelerinin orta noktasından ve BD köşelerinin orta noktasından geçen yani birbirine komşu olmayan iki ayrıtın orta noktasından geçen doğruyu çizdiğimiz zaman bu doğru etrafında 180 derecelik döndürme yine düzgün 400'ünün şeklini koruyacaktır. A'yı C'ye, C'yi A köşesine gönderecektir. B'yi D'ye, D'yi B'ye getirecek. Bu durumda tabii ki bir numaralı buradaki ayrıtımız yine 1'de kalacaktır. 4 yine 4'te kalacaktır. 6 ile 3 yer değiştirir, 5 ile de 2 yer değiştirir diyebiliriz. O zaman L1'i bu şekilde yazabiliriz. 1'i 1'de tutuyor, 4 numaralı ayrıt 4'te kalıyor bu 180 derecelik döndürme sonucu. 3 ile 6 kendi arasında yer değiştiriyor, 2 ile de 5. Benzer şekilde yine 6 ve 3'ün orta noktalarından geçen, yine 5 ile 2'nin orta noktalarından geçen L2 ve L3 fonksiyonlarımızı da yazabiliriz, permütasyon fonksiyonlarını. Bunlar da yine böyle uzunlukları 1 olan 2 tane devir var. Sonra uzunlukları 2 olan 2 aylık devir vardır. Bunların çarpımından oluşacaktır.
elemanların ne olduğu ile ilgili içerikleri yazmıyorum. Yani L1'e benzer şekilde bunlar üretilebiliyor. Bizim için burada önemli olan fix değerlerini hesaplarken bu fonksiyonların 4 tane aylık devrin çarpımından oluşuyor olması. L1, L2, L3 böyle aynı türden yapılardır. Bu şekilde toplam 12 tane elde etmiş olduk. Bu türlüsünü zaten sadece döndürme kullanarak da yapabiliyorduk. Döndürme dönüşümleri bu şekilde bitti. Şimdi bir de yansıma sonucu elde edilenlere bakalım ve en sonunda da hem döndürme hem yansıma kullanarak elde edilen yeni fonksiyonlar var. Böyle sayıyı toplamda 24'e tamamlayacağız. Yansımalarımız şu şekilde oluyordu. Örneğin buradaki kırmızı kenarımızın, bir numaralı kenarın orta noktası ile 4 numaralı kenardan geçen düzleme oluşturduğumuz zaman, burada mavi kenarlı üçgensel bir şey oluşturduk. Bu üçgenden geçen düzlemden bahsediyoruz. Bu düzleme göre yansıma yaptığımız zaman yine buradaki AC köşeleri kendi arasında yer değiştireceklerdir. Diğer iki köşe düzlemin içinde kaldığı için kendi kendilerini koruyacaktır. Buna göre de ayrıtlar arasında yine bazı yer değiştirmeler oluşacaktır. Şimdi bunlara bakalım. Bu durumda bu yansımaya göre bir numaralı ayrıt kendini koruyacaktır. 1-1'e gitmiş olur. 4'te yine 4'e gitmiş olur. Sarı renkli gösterdiğimiz 2 numaralı ayrıtın yansıması mavi düzleme göre 3 olacaktır. 2-3'e 3-2'ye gidecektir. Bunu bu şekilde yazalım. 2-3'e 3-2'ye gitti. Yine 6 ile de 5 buradaki mavi, koyu mavi renkli ayrıtımız olsun. 6 ile de 5 kendi aralarında değişiyorlar. 5-6. Tabi bunların yukarıdaki L1, L2, L3'ten farklı olduğuna dikkat edebilirsiniz. Mesela E1 dönüşümü dedik biz buna. 1 ve 4 var ama geri kalan kısımları farklı olduğu için bunlar farklı fonksiyonlardır. Benzer şekilde E2 ve E3'ü de yazabiliriz. Bunlara da yine nokta koyarak geçelim. Bunlar 6 tanedir aslında. Ben 3 tane dedim zannediyorum. 6 tanedir. Örneğin biz burada 4'ü aldık ve 1'in orta noktasını aldık. 2 kenarını alırsak öbür taraftan 5'in orta noktasını almamız gerekiyor. Yine 3 ayrıtından geçen düzleme alırsak 6'nın da orta noktasından geçecektir vesaire. Bu şekilde 6 tane ayrıtın her birisi için ve onun karşısındaki orta noktayı alarak 6 tane fonksiyon oluşturabiliriz. Şu anda 18 tane olmuş oldu bu şekilde elimizde. Diyelim bu yansımayı yaptık. Şu şekildeki bir görünümü elde etmiş olduk. Şimdi köşelerimizde yine böyle A, B, C, D olarak harflendirelim. Yine A noktasından geçen ve B, C, D eşkenar üçgeninin ağırlık merkezinden geçen doğru etrafında döndürme yapalım. Örneğin 120 derecelik bir döndürme yapalım ve kim nereye gidiyor tekrar bulalım. Burada da bir A etrafında, aslında A etrafında demeyelim de biz ama ne kastettiğimizi ifade ettik. A'dan ve BCD'nin ağırlık merkezinden geçen doğru etrafında 120 derece döndürme. Peki bu durumda kim nerede oluyor onlara bakalım. 1, 2, 6, evet burada değişmiş oluyorlar. 1, 2'nin yerine 2, 6'nın 6, 1'in yerine gelmiş oldu. Bu dönüşümlere de biz F diyebiliriz isterseniz. Böyle F1 diyelim. Şimdi başlangıç olarak bakalım. 6 nereye gitti diye. 6'nın buradaki kırmızı kenarın buradaki 1'in başlangıç konumundaki 1'in yerine geldiğini görebiliyoruz. Örneğin 6, 1'e gitmiş. Ama sırasıyla 1'den başlayarak gidelim şöyle. 1 yazalım. Bir buradaki koyu mavi çizgimiz, buradaki 5 ile yazacağımız, aslında bir eksik olan yer buraydı. 5'e. Bir 5'e gitmiş bulunuyor. Peki sonra 5 nereye gitti diye bakalım. 5'imiz, yeşil kenarımız 6'nın olduğu yere gitmiş oluyor burada. Sonra 6 da 1'e gitmişti. Benzer şekilde de 2, 3, 4'ü bulabiliriz. Burada da uzunlukları yine 3 olan 2 aylık devrin çarpımı olduğunu görüyoruz. Bu şekilde F1, F2 vesaire F6'ları biz elde edebiliriz. Uzunluğu 3 olan 2 aylık devrin çarpımından oluşan permütasyon fonksiyonlarıdır bunlar. Bu şekilde elde ettik. Şimdi G grubumuzun elemanlarını yazarsak E var, A1 var vesaire. Bu şekilde D2'ye kadar yazdık. Ondan sonra L'lerimiz var, L1, L2'ler ve F6'ya kadar getirmiş olduk. Bundan dolayı G grubunun mertebesi, yani G'nin eleman sayısının 24 olduğunu görmüş oluyoruz. Peki farklı boyamaların sayısını biz yine Burnside lemması ile buluyoruz. İfademizi yazalım. Farklı boyamaların sayısı 1 bölü G'nin mertebesi çarpı F eleman G üzerinden fix F değerlerinin toplamıydı. Örneğin fix E'yi bulurken N tane rengimiz olduğu için her bir bu aylık devir için N çarpanı kullanıyoruz ve N üzeri 6 elde ederiz. Dolayısıyla mesela fix A1 için aynı hesaplamayı yaparsak
n çarpı n burada elde ederiz. Buradan da n kare değerini bulmuş oluyoruz. Fx L1 için yine 4 tane aylık devirimiz var. Bunların çarpımından dolayı n üzeri 4 gelecektir. R'ler için yine aynı durum geçerli. Ve F'ler için de yazmak istersek bunlar için de n çarpı n'ler, yine n kareler geçerli olacaktır. O halde ne kadar n kare var, ne kadar n üzeri 4 var, bunların hepsini toplayalım. A ve D dönüşümleri 8 taneydi. Yine uzunluğu 2 olan devirlerimiz F'ler de 6 tanedir, F1, F2'ler. Dolayısıyla 8, 6 toplam 14 tane oldu. 14 n kare elde etmiş oluyoruz. Geriye kalan L ve E'lerimiz var. L'ler 3 taneydi, E'ler de 6 taneydi. Toplam 9 tane. Uzunluğu aylık devirler çarpımı, evet, 4'er taneden oluştuğu için buradan da artı n üzeri 4'ler elde ettik. 9 tane olduğu için 9 n üzeri 4. 3 tane L'ler var, 6 tane de E'lerimiz var demiştik. 9 n üzeri 4 olarak bulunur. Şimdi problemimizin B kısmına bakalım. Biz bu sayıya da Rn diyelim. Ondan sonra şimdi B kısmına geçebiliriz. N eşittir 6 renge sahipsek her ayrıtın bu renklerden birisiyle boyandığı boyamaların sayısı soruluyordu. Biz bunlara Pn diyelim. Tam olarak n tane rengin kullanıldığı boyamaların sayısı Pn olsun. Bizden P6 değeri soruluyor. Problemimizde istenen budur. P6'dır. Hemen R6'ya eşittir diyemiyoruz tabii ki. Çünkü R6'nın içinde 6 rengin 6'sı da kullanılabilir. Herhangi birisi terk edilmiş, geri kalan 5 ile de boyanmış olabilir. Tek bir renkle boyanmış olanlar da vardır. 6 renk veriliyor ama bütün kenarları kırmızı renk olabilir örneğin. Dolayısıyla yine içerme dışarma yapacağız. Önceki derslerimizde de kullanmıştık bunu. 6 tane renkten birisini kullanmasak, geri kalan 5 tanesiyle boyarsak bunların sayısı R5 olur. 2 renk kullanmıyoruz dersek, içerme dışarma da ekleyerek gidiyoruz. Eksi artı eksi şeklinde. Altın ikili kombinasyonuyla kullanmayacak renkleri seçtik. Geri kalanlarla R4 boyama yapabiliriz. Eksi altının üçlü kombinasyonu çarpı R3 artı altının dörtlü kombinasyonu, dört rengi dışarı attık. Geri kalanlarla R2 eksi altının beşli kombinasyonu ve bir rengimiz kaldı. R1'dir. R1'in de bir olduğunu biliyoruz zaten. Tek bir renkle açık olarak tek türlü boyama yapabiliriz. Şimdi R6 değerinin burada en yerine 6 yazılarak hesaplanacağını biliyoruz. Bu hesaplama kısmını ile sizi burayı da meşgul etmeyeyim. Sayısal değerlerini yazarak sonuca geçeceğiz. R6 değerimiz 2451, R5 değeri 900, R4 değeri 276, R3 değeri 66, R2 değeri 11, R1 değeri de 1'di. Geri kalanlar da kombinasyon katsayılarımız gördüğünüz gibi. Bunları da toparlayalım şimdi. Tüm bu değerleri hesaplayınca sonucumuz sadece 30 çıkıyor. Şimdi ikinci bir yolumuz daha var. Bu 30 sonucunu elde etmek için çok güzel bir yolumuz var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Döndürmeleri ve yansımaları hesaba katmazsak 6 tane ayrıtımız var. Tüm boyamaların sayısı, tabi burada her ayrıt için farklı bir renk kullanıyoruz. Ayrıtlardan birisi için 6 renk, bir sonraki için 5 renk, sonraki için 4, 3, 2 ve 1 renk. Bu şekilde dağıtırız. 6 faktöriyel veya 720 diye bunları hesaplarız. Peki, biraz önceki bizim G grubumuzun eleman sayısının 24 olduğunu biliyoruz. Yani döndürmeler ve yansımalar, sonra hem döndürme hem yansıma olan vesaire, bunlar birbiriyle özdeş kabul edildiği için 24 tane durum vardı. Yani 720 tane durumun içinde her bir durum 24'er kez görülüyor demektir. Dolayısıyla biz 720'yi 24'e bölersek tüm bu boyamaların sayısını buluruz. Yine 30 farklı boyama vardır. Aynı sonuçları bulduğumuza dikkat edelim. Bunları kutu içine alarak gösterebiliriz. Her iki yöntemle de aynı sonuç geliyor. Tabi burada ikinci yol çok büyük bir pratiklik bize sağlamış oldu. İkinci yolu nerede uyguladığımıza dikkat edelim. Tüm ayrıtlar farklı renkle boyandığı için döndürmeler sonucunda elde edilebilecek durumlar, bu 24 tane durumdan hep eşit olarak dağıldığını söyleyebiliyoruz. Bundan dolayı tüm boyamaların sayısını biz 24'e bölerek direkt olarak sonuca gidebiliriz. Bu soruyla düzgün 400'lü boyama problemlerimizi tamamlamış oluyoruz. Özetlersek neler yaptık?
Yüzey boyama ve köşe boyama, her ikisi de dörder tane olduğu için köşe ve yüzeyler, özdeş problemleri olduğu için köşe boyama üzerinden ilerlemiştik. Fakat ayrıt 6 tane olduğu için ayrıt boyama daha farklı bir problem, daha farklı sayılar veren bir problem oluşturuyordu bize. Bunlara da baktık. Bunlar da yine her birini kendi içerisinde sadece döndürme ya da hem döndürme hem yansıma olacak şekilde iki ayrı alt probleme de ayırarak çözdük. Bundan sonraki sorumuzda küpe geçebiliriz. Küpün yüzeylerinin boyanması, ayrıtlarının boyanması, köşelerinin boyanması ve bunları döndürme ile ilgili gerekirse yansımaya da yine bakabiliriz. Yansıma ile ilgili problemlere bakabiliriz. Peki bugünlük bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.